Arkadaşlar hepinize yeni bir videodan yeniden merhabalar. İnziva vs Underworld ekibinin maçlarına denk geldim. MTC Ligi takımları biliyorsunuz. Hemen şöyle piklere bakalım, pikleri yorumlayalım. Kimler neler neler tercih etmiş. İnziva ekibinden Arlott, Fredrin, Kerry, Angela ve Farsa tercihleri gelmiş. Rakip QQ'dan ise Valentin, Terizda, Franco, Lezzy ve Martis tercihi gelmiş. Bu arada QQ'da bir misafir oyuncu var. Dores'i çekmişler. XP koridoruna normalde Blood vardı. Blood'un büyük bir ihtimalle işi olduğu için yedek olarak belki Dores'i çekebilirler veyahut misafir bir oyuncu olabilir. Zaten bizim çerçeve kadrosunda Shayo ile birlikte kendisi az çok biliyorsunuzdur. Umarım arkadan çok gürültü gelmiyordur. Bir motor geçiyor. Büyük bir ihtimalle bir 1200'lük gibi bir ses algıladım. Öyle bir motor hacmi olabilir kendilerinin. Çok güzel bir sesti. Böyle beni de titretti burada. Hemen burada Lores rakibin ormanı darlamayı tercih etti. Burada Franco'dan çok güzel bir hook. Smite'ını alıyorlar. Burada tabii ki Fredrin'in ardından bir flash geldi. Peşine burada Arlott darlamaya çalışıyor. Franco'nun burada flashını aldılar. Atmak zorunda kaldı daha doğrusu. Şöyle rakibe bir daha bakalım kaç flash var. Rakipte 3 flash var. Bir fırla var. Lezzy'yi salmışlar. Geçen sezonun global biriydi. Kendileri az çok biliyorsunuzdur. Negatif Impact'ten arkadaşlar. Paranoid'in ekibi diyebiliriz. Tanımayanlar, bilmeyenler varsa. Şişe mi açmaya çalışıyorum? Açılmıyor. Alt tarafa Martis'ten bir gank girişimi. Yengeci sorunsuz şekilde almayı başardı burada. Angela ve Fredrin. Çok özür dilerim, Angela ve Kerry ikilisinden. Hemen burada Smite geldi Franco'ya karşı. Flash'ın olmadığını bildiği için direkt onu tutacaklar. Asmoro burada bağladı. Bir ulti geliyor ve First Blood'ı dakika 1.47'de almayı başarıyorlar. Hemen yukarı gelelim burada. Arlott Terizli ikilisinin VS'si mevcut. Bu arada videoları çekmeye devam edeceğim artık. Yani yazın bitene kadar, bu sıcaklar bitene kadar. Çünkü kulaklık takıyorum arkadaşlar. Şu an kulaklığı çıkardım. O kadar rahatım ki anlatamam. Kamerasız olmak gerçekten beni rahatlatıyor ve geniş ekranda izlemek de size keyif verecektir. Beni görmeniz size bir artı sağlamayacak. Ama sevenler için yayınlarda kamera açmaya çalışırım. Yayınları TikTok üzerinden de açtığım oluyor. TikTok kullanıyorsanız Forzio yazarak aynı YouTube kanalının ismi gibi derken burada Lores'in canı çok azdı. Arka tarafta Martis'e yakaladılar. Peşine burada Lores'i de düşürüyorlar. Terizda da düştü. 3-0'lık bir üstünlük var. Bu maçı sunalım. Boş verin reklamı ya. TikTok boş verin şimdi. Bu maçı sunayım arkadaşlar ben size. Bayağıdır sunmuyorum. Hep böyle boş boş yorumlar yapıyoruz. Alt tarafta Angela hemen Kerry'nin içine girip geri çıktı. Burada koridoru dondurmuştu aslında ama Lezzy biraz fazla dövmüş Kerry'yi ki koridoru salmak durumunda kaldı. Şöyle bir farm farkına bakalım. Kerry ile Lezzy arasında 300 gold farm fark var. Kerry gitmiş. Çok özür dilerim. Lezzy gidip çelik ayaklar çıkmış biliyorsunuz. 100 gold zamlandı bu item. Ona rağmen yine de almayı tercih etmiş Dezdey. Karşısı rakipte suikastçı yokken bence alınması doğru değil. ADC'yi çok geri düşürüyor. Hele ki 630 gold olmuşken bence değmez. Burada Lezdey'in yaptığı şey bence hata. Yani ezber bir şey olduğunu düşünüyorum ben. Hemen burada tabii ki Martis'i yakaladılar. Farsa'nın kuşuyla birlikte Angela'nın bağlama skill'i direkt düşürmeyi başardılar ve 4-0'lık bir üstünlük var. Franco hemen burada hook denemesi ama başarılı olamıyor. Teriza'dan burada Farsa'ya karşı bir gank girişimi olmuş mid'e doğru ama başarılı olmamış. Arlott da geldi. Arlott'la birlikte bakalım neler yapacaklar. Farsa burada demeçlemeye devam ediyor. Hasarlamaya devam ediyor. Ardından bir hook denemesi daha geldi altta ama başarılı olamadı. Şöyle yukarı gelelim. Arlott, Teriza. Biraz daha üstün mü oluyor acaba Arlott? Şu an XP olarak öndeler. Turtle'dan kaynaklı olabilir. Hemen bu koridoru kapatacaklar anladığım kadarıyla. Eşkışkın önden şu anda Terizda'yı tutuyor. Arka taraftan Farsa ultisini kullandı burada. Peşine Martis geldi. Farsa'yı kapatmak için. Devamında Angel hemen Arlott'un içine giriyor. Lores'in de canı az burada. Minyonları alıp hemen bir base gelecektir. Yoksa bu B'yi de mi itecek? Yok. Onu yapmaması lazım. Turtle hızlı bir şekilde tabii ki Fredrin'in başladığını görüyoruz. Kerry'nin canı bayağı azmış. Trade'i kaybetmiş ve base atmış arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi farmı merak ediyorum. Ben hala farm farkı aynı. Arkadan Lezzy geldi. Turtle'ı sorunsuz şekilde Fredrin'in aldığını görüyoruz. Burada kışkırtmaya çalıştı. Derken Arlott'tan çok güzel bir ulti geliyor. 3 kişiyi tuttu. Peşine burada aynı şekilde Valentin de
Ya karşılık veriyor ama istediğini yapamadı. Sadece Fars öldü burada. Marse karşılık. Peşine burada ultisini kullandı mı acaba? Franco kullanmış olabilir. Terizan'dan bir ulti geldi. Frederin'i düşürüyorlar burada. Arka taraftan Cherry geldi. Taramaya devam ediyor Valentin'i. Peşine burada slow vermek için W'sunu kullandı Franco ama arka taraftan Arlott dahil oluyor. Lezley burada Angela'yı kesti. Angela'dan sonra Arlott'u kesmeye çalışıyor ama Farsa'dan çok güzel bir ulti geliyor ve burada Lezley'i düşürüyorlar. Arka tarafta Cherry Valentin'i düşürmeye çalışıyor ama Valentin çoktan base attı arkadaşlar. Hemen şöyle yukarıya doğru bir oyun görecek miyiz? 6-3'lük bir skor üstünlüğü halen devam ediyor. İnziva ekibinin fan farkı ise 1500 golda çıkmış durumda. Lezley ve Kerry arasındaki gold farkı da minimale inmiş durumda. Şu anda sadece Martis ve Fredrin arasında bir fan farkı var. Burada Farsa'yı yakalamış Martis. Alt tarafta fan farkına bakarken onu kaçırmışız. Peşine burada hemen Pizzi'den güzel bir hook, ardından da bir ulti geliyor. Shiggy'yi bakalım kesebilecekler mi? Kesiyor ama burada ölmeden önce Valentin'i öldüreyim, ondan sonra öleyim diyor kendileri. Şöyle üst koridora gelelim. Valentin'e karşılık tabii ki trade hemen Mart saldı ama yapacak bir şey yok. İş işten geçti. Farm farkına bir daha baktığımızda halen neredeyse aynı farm farkı var. Bu arada Lezley tamamen trade'i kazanmak için çelik ayaklar çıkmış anladığım kadarıyla. Ki bayağı da hırpalıyordu Kerry'yi ama buna rağmen halen gold olarak 300 gold, 400 gold fan farkı var. Kerry ile Lezley arasında seviye olarak şu anda hemen 3 seviye bir fark olduğunu görüyoruz. Jungle'ların farmına bakalım. Bir seviyeye yakın mı? Yok. 2 Turtle'ın farkı var bu arada. Hani herhangi bir jungle seviye farkı yok. Teriz de şu anda Farsa'yı bekliyor. Martis'le birlikte mid'e doğru bir oyun sergileniyor. Burada bakalım açabilecekler mi? W'sünü kullandı. Arka tarafta Franco'dan bir hook. Ardından bir ulti geliyor. Teriz de ultisini attı. Valentin arkada Farsa ultisiyle burstlemeye çıkartmaya çalışıyor ama burada Smite'ı Martis çok güzel atıyor. Burada bütün her şeylerini attılar. Bir de üzerlerine bir Smite geliyor. Martis'ten ve Turtle almayı başarıyorlar. Ardından burada Arlott'tan güzel bir ulti çıktı. Peşine bakalım Teriz'le düşürecek mi? Hemen arkada Lezley hasarlamaya devam ediyor ultisiyle birlikte. Arlott'un canı bir olduğu için base atacak tabii ki. Aynı şekilde Martis de Blue'sunu aldı. Blue'sundan sonra dönebileceği orman yok ve base atıyor gördüğünüz gibi yenilenmek için. Bu arada İnziva'nın kadrosu yani tam anlamıyla değil de bakayım bir. Yani bayağı iş yapacak bir kadro ya. Bayağı iş yapacak bir kadro oldu. Ben Biggie'nin tanktan çok midde oynamasını istiyorum derken üst tarafta bir skor daha çıkıyor burada Shiggy'den. Terizde'ye karşı. Angela halen ultisini atmamış. Hem kuleyi kazandılar. Hem alttan hem üstten kule açtılar. Hem de Terizli'yi keserek bir skor daha hanelerine yazdırıyorlar. Midde birazcık kuleyi hırpalamışlardı ama bir önceki Turtle'da. Şu anda mid kuleleri halen duruyor iki tarafında. Birazcık farm odaklı oynayacaklar anladığım kadarıyla. 40 saniye sonra Lord çıkacak. Bakalım Lord'dan neler yapacaklar. Hep birlikte beklemedeyiz. Şu anda orada birinin olabileceğini düşünüyor Skat. Bu arada Pro Emir Skat arkadaşlar bilmeyenler varsa. Hemen bir de desteğe geldi burada. Bu arada ses problemi olan arkadaşlar varmış. Yazıyorlar yorumlarda görüyorum ama ses problemini hani ben mesela örnek veriyorum kendim videolarımı tekrar izlediğimde herhangi bir problemle karşı karşıya kalmıyorum arkadaşlar. Hani bu büyük bir ihtimalle sizin cihazınızla alakalı bir problem. Nasıl çözersiniz ya da nasıl çözeriz hiçbir bilgim yok. Böyle bir sorun yaşayıp çözen varsa lütfen yorumlarda belirtirse diğer arkadaşlara da yardımcı olur. Şimdiden teşekkür ediyorum o kişilere. Ve tabii ki videoya bir beğeni atmayı ihmal etmezseniz çok mutlu olurum. Hemen Lord'a başlamış durumdalar. Redrun uzak oraya yaklaşıyor şu anda. Franco'dan bir hook denemesi başarılı olamadı. Peşine Fredrin Martis'i hasarlıyor. Arka taraftan Angela da girdi. Farsa ile birlikte burstlemeye çıkarıldı. Burada Franco'yu kilitledi ama arka tarafta Lord'u bozmuş durumdalar. Franco'yu şu anda infazladılar. Angela'nın ultisinin olmadığını biliyorlar. Arka tarafta hemen Arlott hasarlamaya devam ediyor Valentin'i. Hemen
Hemen bir ulti daha geldi. Burada Martis Arlott'u baya baya hasarlama çalıştı ama arkada Valentin Flash'ini atsa dahi Arlott tabii ki düşürüyor arkadaşlar. Martis'in orada olduğu halen belli. Şu anda 7K canı var, bakalım ne yapacak. Duvardan geçmeye çalıştı ama geçemedi burada Martis ve Martis'i burada düşürüyorlar arkadaşlar. Hemen arkadan Lezley'e geldi ama smite'ını sorunsuz şekilde Fredrin atıyor. Ve burada daha sonrasında Terizde'yi de düşürüyorlar. Lezley'in oraya bir tık geciktiğini söyleyebilirim. Peşine burada hemen bir de Arlott'u düşürüyorlar mı? Arlott daha düşmedi. Arlott düşmeden Lezley'i de düşürdü. Franco tuttu, kulenin altına çekti. Ultiledi, ona rağmen Arlott düşürülmedi arkadaşlar. Şöyle bir merak ediyorum Arlott'un ne çıktığını. Orada düşmesi lazımdı. Lezley'in farmı. Lezley halen bir item arkadaşlar. Sadece bir tane kritik itemi var. Şimdi bitmeyen savaşı tamamlarsa belki birazcık hasarı çıkmaya başlayabilir ama çok zor. O çelik ayakları alması hiçbir şekilde bir şey kazandırmadı. Bir tek işte early'de trade'leri kazanmasına yarıyordu. Carry'e base attırıyordu ama carry'e base attırması da ona hiçbir şey kazandırmadığı için kesinlikle öne geçemedi. 1K şu anda fark var ADC'ler arasında. Terizda ve Arlott arasında da 1K farm farkı var. Bakalım bu lord'u defleyebilecekler mi? 11. dakika. Farm farkına baktığımda farm farkı çok fazla. 7K'ya yakın bir farm farkı var. Hatta 7K'dan fazla da olabilir. Emin değilim, hesaplayamadım şu an. Hemen Angel ultisi geliyor. Üst koridoru sorunsuz şekilde deflemeye başardılar. Lord'u da alt tarafta Lezley sorunsuz şekilde kuleye bile damage attırmadan tutmayı başardı. Ama Terizda'yı burada kaybediyorlar. Fredrin burada gerçek hasar vuruyor arkadan Nezle'ye ama az kalsın Nezle'ye tek atacaktı. What? Bir tane Q vurdu ve Franco öldü. %20 canlı neredeyse. Franco öldü arkadaşlar. Yanlış görmedik. Evet. Hemen arkadan taramaya devam ediyor. Burada Valentin'den güzel bir ulti denemesi Arlott için ama Arlott da aynı şekilde karşılık geliyor ve şu anda kule fokusuyla oyunu bitirmeye çalışıyorlar. Minyon kalmadı. Bir tane minyon var. Smite'ını atar sonra şu anda hayatta minyon kalmayacak ama minyonlar girdi. Arka tarafta Terizda'yı da düşürüyorlar Martis'ten sonra. Ve şu anda kuleye vurarak dakika 12-10'du sanırım. Öyle bir sürede maçı bitiriyorlar arkadaşlar. Hemen şöyle bir hasar tablosunu açmak istiyorum. Mavi takımda en yüksek hasarı %26 ile Carry vururken %24 ile Arlott'un, %22 ile de Farsa'nın katkısı olmuş. En yüksek hasar tankten %39 da Fredrin, %31 ile de Arlott olmuş arkadaşlar. Rakibe baktığında rakipte yüksek hasarı %30 da Valentin vururken %27 ile de Lezley'in katkısı olmuş. En yüksek hasar tanklayan ise %29 da Terizda, %28 ile de Martis olmuş arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videodan çıkmadan önce lütfen like butonuna basmayı unutmayın. Arkadaşlar hepinizi ikinci maçtan, rövanş maçından yine yeniden merhabalar. Hemen şöyle picklere bakalım. Chu, Fredrin, Uranus, Claude ve Valentin tercihi gelmiş. Inziva ekibinden, Underworld ekibinden ise şöyle bir bakalım. Underworld ekibinden ise Dyrod, Yiv, Terizla, Lezley ve Kufra pickleri tercihi gelmiş. Burada birazcık Chu dayak yemiş Akdeniz fight'ında. Akdeniz oynamıyor, oynamayacaklar anladığım kadarıyla, evet. Akdeniz'i direkt kazıyor burada, sorunsuz şekilde alıyor. Red'ini almış, sadece Red'inden sonra Akdeniz'i alıp direkt hemen alt ormanları ile birlikte üst ormanları oynayacak. Yalnız rakip jungle 3 seviye, Akdeniz oynamadılar ama burada şu anda kazıyı yakalamış durumdalar. Bakalım aceleci davranmadı burada. Hemen şu vurdu, bayağı bir dürttü. Peşine ilk kan gelecek mi acaba? Dyrod'un şu anda çok az bir canı kalmıştı ki Claude desteğe geliyor ve burada ilk skoru çıkartmayı başarıyorlar arkadaşlar. Burada agresifi güzel yaptılar ama Lezley'in de gelmesi gerekiyordu. Claude ince gördü. Hem Claude'a skor çıkardılar hem de orada 2 asist aldılar. Dyrod bu kadar öne geçmişken bir anda geri düştü. Şu anda üst kill ormanının da çalındığını görmüş oldu kendisi. Şöyle bir bakalım. Halen seviye olarak üstün. Bir sorun yok gibi. Hemen burada Chu Kufra'yı dürtmeye çalışıyor. Peşine burada bufflarını dönüyor. Turtle oynamayı tercih etmediler.
Kazuya direkt smite'ını atmadan hemen smite'ını atmadı değil mi? Şöyle bir bakayım. Evet, smite'ını atmadan ultisiyle almayı tercih etti. Altta hemen görüşünü veriyor Asmo burada. Blue'ya bir baskı olacak mı dedik. Yok, baskı kurmadılar. Dairot'un Blue'su basılmaz kolay kolay derken Kufra'dan çok güzel bir giriş tutuş. Peşine burada hemen Yi ultisini kullanıyor ve Claude'u düşürüyorlar. Claude burada bir şey kaybetmedi bu arada. Sadece ölmesi rakibe farm sağladı derken hemen burada Beg'in ultisini kullanıyor. Ardından Fredrin çok ince gördü. Peşine Kufra burada ultisini kullandı ama başarılı bir ulti diyemeyiz. Fredrin burada Lezzy'yi tutuyor. Bakalım Asmo oraya girip tekme kullanacak mı? Yok, kullanmak istemediler. Fredrin çok ince gördü bu arada. O Yiv'in ultisinde kalması Fredrin'in de kışkırtı paramparça etti diyebiliriz. Hemen burada Teriz'de ultisini görüyoruz. Fredrin'e karşı bakalım tuttular. Ardından bir ulti kullanıyor ama burada Teriz'de de kaldı skor. Lezzy'de kalsa çok tatlı olabilirdi. QQ için, Underworld için. Şu anda orman darlayan bir Uranüs var. Bakalım. Hasar verip ufak bir stack alıp geri çıkıyor. Alt tarafta Çuğ'dan bir tekme geldi burada Lezzy'ye. Kule altında kaldılar. Shiggy'nin canı çok az derken Lezzy burada 2vs1'de skor çıkartmayı başardı. Sadece bu sefer Vahşi Savaşçı'nın öfkesiyle başlamış Claude'a karşı. Bu arada Claude'a karşı Lezzy biliyorsunuz çok iyi gidiyor ama şu azim sayesinde değil mi? Azim almış, evet. Azim sayesinde bir de kalkan girmiş olsaydı Lezzy'yi dövebiliyor arkadaşlar. Lezzy'den dayak yemiyor ama şu anda tabii ki dayak yemesi çok çok normal. Hemen alt tarafa Dairot'un geldiğini görüyoruz. Direkt kule plaketini almaya çalışıyor. Hemen W'siyle oradan kaçtı. Kufra ve Chu ikilisi ufak ufak birbirlerini dürtüyorlar. Burada Valentin'in hemen Yavulçu aldığını görüyoruz. Turtle'a oynamayı tercih etmiyor Skat şu an. QC ekibi Turtle oynamayı tercih etmiyor. Lores ufak ufak burada görüş vermeye çalışıyor. Uranüs'te buraya gelmiş durumda. Şu anda rakip Yiv ultisini attı derken Teriz'de çok özür diliyorum. Arkada Dairot'tan bir ulti smite kombosu görürüz diye düşündüm ama sadece ulti attı. Peşine bir tekme geliyor burada Chu'dan ama daha sonrasında tekrardan da Brucey'in üzerlerine koşup Chu'yu düşürmeyi ihmal etmiyor. Alt tarafta da Claude'u kesmek üzere gibi olmuş gibi birbirlerine ama ikisi de trade'i kazanamamış. %20, %30 can da ikisi de birbirini kardeş var git yoluna deyip salmışlar. İkisi de base'e gidip yenilenmiş. Hemen şöyle bir farm farkına bakalım. 100 gold. Bir dakika. Aa. Claude fırtına almış. Yanlış görmedim. What? İlk defa gördüğüm bir şey bu arada bu. İlk defa. Hemen burada Lezzy ufak bir hasar verip geri çıkıyor. Kufra'dan hemen buraya çok güzel bir ulti geliyor. Ardından Chu da aynı şekilde karşılık verdi. Tabii ki Yiv sayesinde burada bir de Chu'yu düşürüyorlar. Hemen şöyle bir bakalım. Acaba troll olabilir mi? Fırtınadan sonra şu anda galiba tellal diyesim geliyor hep benim bu tırpana ya. Neden bilmiyorum ama tırpanı tamamlayacak anladığım kadarıyla. İlk kulesini şu anda Underworld ekibi almayı başardı. Peşine burada bir de mid'de Uranüs'ü düşürüyorlar. Şu anda garip bir oyun dönüyor. İnziva ekibinde onu söyleyeyim. Öyle de güzel başlamışlardı ama bilmiyorum. Şöyle bir garipsedim. Bir dakika. Hemen üst tarafa Sweep gelmiş Lezzy'den. Üst kuleyi de sorunsuz şekilde açıyorlar. Kufra'dan burada güzel bir görüş var. Aynı şekilde mid'de de mid'i de açmak istiyorlar ama Fredrin'in canı bayağı gitmiş. Üçüncü Turtle'a şu anda sorunsuz şekilde Underworld ekibi başladı derken Chu'dan güzel bir tekme flash geldi. Ardından Kufra atlıyor. Burada çok güzel bir ulti denemesi geldi Yiv'den ama aynı şekilde rakip Valentin Yiv'i de burada tabii ki ultisini kullanarak problem teşkil etti kendisine. Lezzy görüşlemeye devam ediyor. Bir sur geldi galiba. İnziva ekibinden. Evet, sur geldi büyük ihtimalle. AFK, belki AFK da olabilir. Çünkü bu ilk troll. Bence bilmiyorum. Her şey olabilir.
Maç sonu anlarız neyin ne olduğunu arkadaşlar. AFK'ları var mı yok mu? Şu an yok gibi ama bilmiyorum. Her şey olabilir. Yani oyundan düşülebiliyor. Sonuç olarak sene 2024'e gireceğiz. Halen Türkiye'de rezalet bir internet sistemi var. Ve bunu düzeltmiyorlar. Gerçekten bunu düzeltmiyorlar. Derken alt koridorda 2vs1'de Uranüs'ü düşürdüler. Dyrrot ve Terizli ikilisi. Ve alternatifleri de yok biliyor musunuz arkadaşlar? Örnek veriyorum. Bir sağlayıcıyı kullanıyorsunuz. A firması. Hani B firmasına gideyim. İşte daha iyidir diye şey yapıyorsunuz. B firması A'dan daha kötü. Hemen burada bir ulti geldi. Tekmesini de atıyor Çu. Ardından arka tarafta Yiv ultisi sayesinde burada Çu'yu erkenden düşürüyorlar. Tabii ki Lezzy'nin de arkadan vurmasını düşünüyoruz derken burada Valentin'den çok güzel bir Terizli ultisi geldi. Peşine Kufra'yı da düşürmeye ihmal etmeyecekler diye düşündük ama flash'ini kullanarak bir can oradan uzaklaşıyor arkadaşlar. Hemen şöyle bir bakalım. Çu'ya karşılık Lezzy'yi alabilirler. Sadece bir de Kufra'nın flash'ini aldılar. Hemen burada Terizli'den bir ulti geliyor. Arada kaldı. Fredrin ve burada 4 kişi Fredrin'i düşürmeyi başarıyorlar arkadaşlar. Alttan bir kule almışlardı. Bir de üstten almaya çalıştılar ama üsttekini alamadılar daha. Ama aldı sayabiliriz. Bir vuruşluk bir ettik canı var. Önemsenecek bir hit değil. Yalnız mid koridorları düştü düşecek. Şu anda hemen Claude tutmaya çalışıyor sorunsuz şekilde. Bu Lord'u alabilecekler mi bakalım. 6-4 diyecekler. Lores şu anda 6 tutmaya çalışıyor ama Chu arkadan kapattı. Valentin, Claude ve Chu ile birlikte derken Lores'ten burada çok güzel bir ulti geliyor. Peşine tekme geldi. Ardından burada bakalım bir de flash'ini kullanmak durumunda kalıyor. Lores'i burada düşüremediler arkadaşlar. Kufra şu anda pozisyon bekliyor. Mid koridorunu kaybettiler. Ardından bir ulti denemesi sadece burada Chu'yu tuttu. Claude orada Dexter sayesinde kaçabiliyor. Valentin arka tarafta base attı. Chu da hemen skilleriyle buradan uzaklaşıyor arkadaşlar. Mid koridorunu kaybettiler. Lord zaten alt koridordan geliyor. Altta Lores'i de kesemediler. Terizleri de düşüremediler. Ondan dolayı birazcık problem diyebilirim. Problem teşkil ediyor diyebilirim. İnziva ekibi için. Hemen burada redden sonra ufak ufak kasmalar oluyor. Bunun farkındayım derken çok güzel bir Q flash geldi. Peşin ultisiyle birlikte hemen Easy'yi aradan çıkarmaya çalıştılar. Ardından bir ulti geldi karşı taraftan ama Valentin Yiv kopyalaması Yiv ultisi aldığı için Yiv'i rahatlıkla ultiyle düşürebildi. Şu anda Lord alttan geliyor ve Lord'u sorunsuz şekilde defleyebilecekler anladığım kadarıyla. Şöyle bir bakayım. Neler çıkılmış. Farm farkına bakalım. Farm farkı şu anda 5000 golda yakın bir farm farkı var arkadaşlar. Alt tarafta Lezzy hasarlamaya devam ediyor. Uranüs çok fazla hasar yedi. Hemen burada Chu zıplatıyor. Peşine bir tekme geldi. Ardından Dyrrot hasarlamaya çalışıyor derken Terizan'ın güzel bir ulti. Peşine Dyrrot ultisini kullanıyor. Ardından şu anda Claude'a bir ulti geldi. Dyrrot burada hasarı tamamlıyor ve Claude'u düşürüyorlar arkadaşlar. Lord'la birlikte alt inventöre kadar dayandılar. 3 skor çıkardılar. Şu anda mid 2'yi istiyorlar. Mid 2'yi de açabilirler. Üstten zaten inventöre kadar dayanılmış ama inventör patlaması daha alınmadı. Dakika 11. Şu anda inventör patlamasını almanın pek bir faydası olmayacaktır. Onu da söyleyeyim. Hemen burada bir Fredrin ultisi görüyoruz. Bakalım Begin'de bir Terizli ultisi var. Valentin'de Terizli ultisi var. Bakalım neler yapacak. 60 saniye sonra çıkacak Lord zaten. Direkt kuleye kafa atacak. Herhangi bir patlama matlama olmayacak. Bakalım neler olacak. Şöyle bir tekrardan bu ultilere bakalım. Terizli'nin şu yansıma zırhı çok OP olmuş arkadaşlar. Aşırı derecede OP olmuş. Bu aralar çok kulağım çınlıyor arkadaşlar. Valiri metaya soktun. Reis bu ne? Her yerde ban görüyoruz. Şöyle böyle bilmem ne diyenler var. Tabi bunu inkar edip haterim olan insanlar da sen kimsin metaya sokacaksın bilmem ne diyenler de var ama yani 290 maç 91 rating var arkadaşlar. Bırakın da metaya şekil verelim yani. Valir kullanın arkadaşlar. Valir iyidir. Oynayamıyorsanız zorluğu yok yani çok basit bir hero. Sadece skill shotlarınızı tutturun yani bu kadar basit. Oynayın veya banlayın arkadaşlar. Bu kadar
Basit bir hero. Kanser bir hero. Açık bırakılmamalı. Açık kalıyorsa banlayacaksın abi. Veyahut counter'larıyla counter'lamaya çalışacaksın. Ama onları da oynayıp tecrübe etmeniz lazım. Her şeyi böyle armut bir şahzıma düş olmaz derken burada Kufran çok güzel bir diş ağrından çuğdan çok güzel bir tekme geldi derken burada hemen Dairot Valentin'i düşürüyor. Arka taraftan Nezle'yi hasarlamaya devam ediyor. Uranüs'ün çok az yanı var. Uranüs'ü burada son hit'i de atmayı başarıyor. Ardından Dairot'tan burada hemen zırh kırma ve ulti geldi ama ultisini yemedi. Lezley çok sağlam hasar alıyor. Valentin ve Uranüs yetişemeyecekti orada bu arada. Oyun burada bitebilir. Oyun bu lordda bitebilir arkadaşlar. Şu anda Lezley'in Dairot'un zırh kırmasına Lezley'in iki tane vurması yok eder derken burada hemen Chu'yu kestiler. Peşine hemen Teriz'in ultisini attı. Arka taraftan Lezley hasarıyla birlikte şu anda Claude ve Fredrin de düşürülüyor. Ve kule fokusuyla oyun bitiriliyor arkadaşlar. Gerçekten rövanş maçını ben hiç bu kadar beklemedim. Bu arada bence Claude'un bu ulti troll fırtınayla başlayan ben bugüne kadar hiç görmedim. Hem de hiç bilmiyorum. Eleştiririm abi. Hiç yakıştıramadım şey gibi. Hemen şöyle bir hasar tablosuna bakalım. Mavi takımın en yüksek hasarı %25'te Valentin vururken %23'te de Claude'un katkısı olmuş. En yüksek hasar tanklayan %31 %31 Fredrin ve Uranüs ikilisi olmuş mavi takımda. Rakibe baktığımda rakipte yüksek hasar %26 ile Dairot vururken %24'te de Lezley'in katkısı olmuş. En yüksek hasar tanklayan ise %28 de Teriza, %24-24 kardeş payı Dairot ve Kufra'da katkı sağlamış arkadaşlar. Bu maçımız da böyleydi. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Lütfen çıkmadan önce videoya bir beğeni atmayı ihmal etmeyin.